أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب الهمزتين من كلمتين kıymetli arkadaşlar. Bir önceki bahis bir kelimede iki hemze ile alakalıydı. İşte enzertuhum gibiler, innekum gibiler, eiza gibiler hepsini yukarıdan aşağı taradı. Hocam mükemmel bir şey ya. Mükemmel bir şey vallahi. Koca Kur'an'ı taradı çıkardı. Koca Kur'an-ı Kerim mübarek taradı çıkardı. İşte birinci beytle 16. beyt arasında gidip gelme meselesi. Bunların her birisi bizim için önemli. Şimdi iki kelimede iki hemze. O bir kelimede iki hemze. İki kelimede iki hemze nasıl olur? Birisi birinci kelimenin sonunda, diğeri diğer kelimenin başında olur. Diyor ki eskatal ula, eskata iskat etti. Biz buna hazif de diyoruz. İskat etmeye. Eskata iskat etti el ula birincisini fittifakın, ittifak olduğu yerde. Şimdi ittifak, yani bu kelime bayağı uzun bir cümleye ihtiyacı var anlaşılması için. İttifak demek, ittifaktan kastı şu burada. Yani o iki hemze var ya, İki hemze de üstün, iki hemze de esre, iki hemze de ötre. Anlatabildim mi burayı? Hareke bakımından ikisi de üstün olursa, ikisi de esre olursa, ikisi de ötre olursa ittifak deniyor buna. Harekede ittifak. Harekede ihtilaf, farklılıklar var. Onları beraber göreceğiz. Şimdi diyor ki, ittifak olduğu zamanda iskat eden kimdir? Zingada. Zeyyes, hulfuhuma, hulüfleriyle bunu yaparlar. Huz, Ebu Amr bunu hulüfsüz yapar. Yani Ebu Amr'ın, diyelim, süfehâe emvâleküm. Yaptığı nedir burada? Bir vecih olarak, süfehâ emvâleküm. Bitti. Minen nisâi illâ. İkisi de esre. Pekala, Ebu Amr'ın yaptığı ne? Burada, minen nisâ illâ. Bitti. Bu kadar. Zeyyes de bunu yapıyor ama Zeyyes hulüfle yaptığı için Zeyyes'in başka vecihi veya vecihleri de var demektir bu. Anlaşıldı mı? Evet. Ve bi fethin. Sadece fetih noktasında ittifak varsa, yani üstün üstün olarak olursa, yani esre esre, ötre ötre falan değil. Bu bahsettiğimiz geride geçen Zeyyes ve ha için geçen mesele ittifak her türlü hareke. Ama ve bi fethin eğer fethalı olursa bin huda iskat eden kimdir? B ile H. Yani süfehâe emvâleküm'de. Süfehâe emvâleküm'de. Efendim ittifaktır sonuçta. E ikisi de üstün. İskat eden B ile H de buraya giriyor bu sefer. Z zaten öteki tarafta vardı. Bir nevi B, H, Z, H, Yes oldu. Değil mi? B de o var. H de var, Z de var, H de var, Yes de var. Fethalı kısımda. Ama ötreli veya esreli olacaksa böyle durumda var. Ne var? Sadece Z, Yes hulüfle H hulüfsüz. Diğer kısımlarda. Ama fethalı da kim de girdi hocam buraya? B ve H de dahil oldu bu işin içine. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ve sehela teshil ettiler. Yani kimden bahsediyor hocam? B ile H'den bahsediyor. Fetha kısmını söyledi ya, onlarla alakalı sadece. Ve sehela, bunların kesre ve damme kısmı ne oldu? Onu söylüyor. Teshil ettiler. Fil kesri ve dammi. Nerede? Kesreli ve dammeli kısmında B ve H, yani kalun ile bezzi, değil mi? Kalun ile bezzi ne yaptılar? Kesre ve damme olduğu zaman da böyle karşılıklı vermiş misali. Ha ulai in mesela. Sonra evliya-u ulaike. Burası tabi bir yerde duruş, öteki taraftan devam, vakıf, vasıl ama bir araya getirmiş anlaşılsın diye mesela. Ahkaf suresinde geçmiş burası. Şimdi teshil ettiler B ile H fil kesri vel dammi. Kesre ve damme olduğu vakitte böyle az önceki verdiğimiz misallerle beraber teshil yapmış oldular. Sonra başka bir misale geçiyor. Ve fi bis-su'i ve nebi'i el-idgamu ustufi.
Yani iki tane ayeti kerimede, iki ayeti kerimede her ne kadar bisu'i illa veya ennebiyyü ennebi'i, değil mi? Ennebiyyi illa olsa da normalde kesre ve dammede yapılması gereken B ile H için teshil kaidesi olsa da diyor ki bu iki kelimede, sadece bu iki kelimede arkadaşlar, birisi Yusuf suresinde bisu'i illa, tamam, birisi de Ahzab suresinde linnebiyyi in erade. Bak, linnebiyyi in erade. İyi de nasıl yapacak bunu bu? Nasıl yapacak? Asıl kaidesi kanunun nebiyyi de nedir? Nebiyidir, değil mi? Ne oldu? Hemzeye döndü yani. Hemzeye dönünce otomatikmen ne oldu? İki hemze içtima etti iki ayrı kelimede. İkisi de kesre. Ha, burasını nasıl okuyacaklar? İşte onu söylüyor. Diyor ki büyüten nebiyyi illa mesela. Büyüten nebiyyi illa, bir de lin nebiyyi in. Bunları söylüyor. İşte bunlarda bir de bisu'i illa, ikisinde el idgam ustufi. Normalde teshil yapmaları gerekirken idgam tercih edilmiştir. Bunlarda. Nasıl okuyoruz burayı? Mesela bisuvvi okuyoruz. Değil mi? Bisuvvi. Evet. Bunlar da idgam tercih edilmiştir. Evet. Vasıl halinde diyor. Vasıl halinde. Yukra'u bil idgami fi haletil vasli vel vakfi. Vasıl ve vakıf halinde. Tabi burada Şatıbiye'den almış bunu. Vasıl ve vakıf halinde sanki her halükarda bu yapılırmış gibi anlaşılıyor diyor Şatıbiye'nin ibaresinden. Ama veleyse kezalik, böyle değildir. Ve innemâ yukra'u bil idgami halel vasli lictima'il hemzeteyn. İki hemzenin ictima'u ne zaman meydana geliyor? Vasıl halinde. O zaman vasıl halinde olur bu. Fe izâ vukife vukife bil hemzi alâ aslihi. Durduğun zaman da o zaman asıl hemzesi, kaidesi üzere hemzeyle nasıl? Büyüten nebi diye durursun. Geçerken büyüten nebiyyi, tabi idgam tercih ediliyor demişti. Büyüten nebi illa, büyüten nebi illa gibi. Evet. Nebi illa. Evet. Mesela bisu'i illa bisuvvilla. Yani bu şekilde okuyabilirsin ancak. Bil idgami ala ma taktadihi sanaatu fe yasirul lafzu bivavin müşeddedetin. Bisuvvi şeklinde. Evet. İdgam tercih edilmiştir. Bisuvvi. Evet. Pekala. Ve sehele. Şimdi devam ediyor. Ve sehele teshil yaptı. Şimdi birinci hemzeyi anlattı. İttifak halinde birinci hemzeyi anlattı buraya kadar. Değil mi? İttifak damme damme fetha fetha kesre kesreyi anlattı. Ondan sonra sadece fethada olan kişilerin ne yaptığını anlattı. İki istisnadan bahsetti. Şimdi ve sehelel uhra. Şimdi döndü ikinci hemzenin durumuna. Onda ne türlü işler yapılır? Ve sehele teshil yaptı el uhra ikinci hemzeyi. Kim? Ruveysun? Ruveys. Ruveys. Kumbulun kumbul. Ruveys kumbul. Versun, bir de Verş bunu yaptı. Bir de Vethaminun Ebu Cafer. Yani ne diyoruz biz buna? Verş ismini direkt verdiği için burada ne demişti? Ben eğer usul kısmında Verş dersem ikisini de anla. Hem Ezrak hem İsbahani'yi anla. Ama sadece cimi kullanırsam ondan Ezrak anlaşılır demişti. Şimdi burada Verş dediğine göre demek ki İsbahani de var bunda. Ezrak da var bunda. Dolayısıyla cim, ze, ca, yes. Ne yaptılar? Bunlar ikinci hemzeyi teshille okudular. Evet, ikinci hemzeyi teshille okudular. Pekala. Ve kıyle denildi ki tübdelü ibdan edilir. İbdan edilir. Medden medde ibdan edilir. Yani harfi medde ibdan edilir. Kim için? Zekacuden. Zekacuden. Şimdi bakın burada cüden dediğine göre kim anlaşılacak buradan? Sadece Ezrak anlaşılmış olacak.
Zeka derken Z zaten kumbul. Zekacu'dan yani ezrakla kumbule göre medde de ibdal edilir. Dendi mi hocam? Evet. Dendi. Mesela ha ula in kuntum sadikin az önceki geçen. Bir de ne var şimdi? Ha ula i değil mi? İn kuntum sadikin. Tabi. Aşağıda verş şeyde ne derler ona takripte tabi. Takripte ezrak oldu artık. Genelde zaten aşağıda kullandığımız verş hep ezrak yani. Geneli ezrak. Çünkü medde bakarsan ezrakı görüyorsun. İspani var ama o 1-2 yapıyor yani. Evet. Sıla medde bakıyorsun 5 yapıyor yine ezrak. Neyse. Peki yani ve anhu yine ezraktan rivayet ha ulai ha ulain vel bigain kesraya in ebdila. Evet. Burada ha ulai in gibi el bigai in gibi yerlerde ne diyor? Kesraya in ebdila. Ezrak için üçüncü bir vecih var. O da nedir? Ve huve ibdalu saniyeti ya en meksureten. İkinci efendim hemzeyi ya i meksureye ibdal etmek. Evet. Yani ezrak için ne oldu? Üç vecih oldu. Bir tesil yaptık mı arkadaşlar? Yaptık. İkinci vecih tesili koyduk kenara. İkinci vecih ibdal yaptık mı? Onu da yaptık. Nerede bu üç tanesi? Yani üçüncü vecih nerede ama? Ha ulai in kuntum sadikin alel bigai in aradne bide. Değil mi? Evet. Buralar olmuş oluyor. Mesela burada babul hemzeteyni el mujtemi'ateyni fi kelimetinde kalmış burası. Mesela efendim bak demiş ki ithafınızda sayfa 73'te çok güzel bunu anlatmış. Mesela bak orada vaktulife anil ezrak fi kavlihi taala ha ulain vel bigain. Ha ulain vel bigain. Nerede? Şöyle bir bab başladıktan sonra bir 15-20 satır sonra geliyor benim dediğim. Birkaç. Ve onun bir öncesinde vaktulife anil ezrak diye başlıyor. Vaktulife anil ezrak fi kavli taala ha ulai in kuntum vel bigain. Bak ne demiş? Ferava anhu ba'dhum. Yani kimileri ne yapmış, ne rivayet etmiş? Ce'ale thaniyete ikinciyi kılmış. Ya en muhtelisetel kesri. Mura'aten lil asli. Aslına itibarla ya-i muhteliseye çevirmişler. Ve huve teysiri min kıraetin müellifihi ala ibni Hakan anhu ve kâle ennehu meşhur anhu. Yani ibare orada İbn-i Ezrak'la alakalı anlatırken o iki tane meseleyi, o iki kelimeyi orada geçiyor mesela. İki kelimeyi orada almış. Yukarıdan aşağı okumamız lazım. Şöyle söyleyelim. Oradan 5-6 satır aşağıda Fetah Sulil Ezrak diye bir ibare başlıyor. Fî dâlike telâfetü evcuhin. Ne oldu? Üç vecih geldi. Ve kara'e, Ebu Amr ve Kumbul. Ondan sonra min tariki İbn-i Şenebûd min ekferi tulukihi ve kedâ Rüveys min tariki Ebi Tayyib bihadfil ula. Buradan Ezrak'ınkileri yukarıda anlatıyor. Affen. Ezrak'ın vücuhatını yukarıda anlatıyor. Diyor ki en son üç vecih burada böyle caiz olmuştur diyor Ezrak için. Evet. Tamam. Buradan aşağısı Ebu Amr'la alakalı olan bölüme geçiyor. Neyse devam edelim hocam. Yani ithafta bunun yeri aynen mevcut. İthaf resmen Tayyibe'yi şerh ediyor yani bir nevi. Pekala. Ve indel ihtilafi. İhtilaf olduğu zaman da. İhtilaf olduğu zaman da. Şimdi üstüne üstün, esreye esre, ötreye ötre. Anladık bunu. Tamam bu böyle olur. Efendim birinci hemzeyi ibdal edenler, iskat edenler falan, tesil yapanlar bunlar hepsi anlaşıldı. Ve indel ihtilafi ihtilaf esnasında. İhtilaf esnasında. İhtilaf esnasında demek ne demektir? Yani hemzeler, harekeleri birbirine uymuyor yani. Üstünden sonra esre gelmiş. Üstünden sonra ötre gelmiş falan gibi. El-ukhra ikinci hemzeyi böyle olduğu zaman da
Sehilen tesil yap. Kim için? Hirmun ha ve ginen. Hirmun ha ve ginen. Elif, dal, ha, ca, yes için. Hirmun ha ve ginen. Elif, dal, ha, ca, yes için. Ne yapacaksın böyle bir durumda? Direkt kafadan mevzu bağlı. Tesil yap, geç. Tesil. Elif, dal, ha, ca, yes için. Ondan sonra ve mislü su'u in. Ve mislü su'u in. Mesela bunun örneği es-su'u in gibi. Değil mi? Es-su'u ötre. İn esre. Ne yapacaksın böyle bir yerde? Tesil yapacaksın. Veya diyor fel-vavu. Dikkat edin hocam. Fel-vavu ev-kel-ya veya vav veya ya gibi. Nerede? Kes-semâ-i ev teşâ-u ente febil-ibdâli. Yani o febil-ibdâli var ya, febil-ibdâli. Febil ibdali kelimesi aslında şu demektir. Febi ibdalil vavi ev işte febi ibdalil ya'i vava ibdal olur veya ya'i ibdal olur. Nerede? Es-semai ev. Burada neye ibdal olur? Ya'ya. Değil mi? Kim yapar bunu yine? Edehcayes. Teşa'u ente de ibdal olur. Yine aynı şekilde. Kim yapar? Yine aynı zebat yapar bunu. İhtilaf olduğu zamanda kıymetli hocalarım, İhtilaf olduğu zamanda, hemzeler birbirine harekeleri muhtelif olduğu zamanda tesil yapacak olanlar mesela mitlü su'u in ötreden sonra esre gelen yerde ne olur? Daima tesil. Tesil olur. Efendim es-sema'i ev gibi olan yerde ya'ya ibdal, teşa'u ente gibi olan yerde vava ibdal olur dedi. Ve bunu böyle hifzettiler anlamındadır diyor İmam-ı Cezeri Hazretleri mübarek. Babül hemzil müfret. Buraya da girelim. Ve küllü hemzin sakini. Şimdi bir kelimede iki hemzeden başladı. Bir kelimede iki hemze. Sonra iki kelimede iki hemze. Şimdi bir normal bir kelimede bir hemze. Yani bildiğimiz ibdal kaidesi. Müthiş bir kaide bu. Yani ifadeler çok hoş. Her zaman için. Ve küllü hemzin sakinin her sakin hemzeyi ebdil ibdal et kim için? Hida Ebu Amr için. Hulfin, hulüfle. Hulüfle Ebu Amr ne yapar arkadaşlar? İbdal ederler. Değil mi? Diyor ki, Sivadil cezmi, cezim durumu hariç, vel emri emir durumu hariç. Yani emir durumunda ve cezim durumunda Ebu Amr ibdal etmez. Emir durumu veya cezim durumu ne demektir? Başına bir cazime diyoruz ya, bir fiili cezmeden, veya işte şartın cevabı olan bir cümleye denk gelmiş. Veya işte emir gibi kelimenin son harfi normalde aslında hemze orada sakin değildi. Çünkü cezm olan yerde hemzenin asıl başka bir harekesi var demektir. Veya diyelim ikra dediğin zaman da ikra dediğimiz zaman bunun aslı yakra'u idi yani. O ne oldu? Emre, hani emir sigasında olduğu için cezm oldu. Orada bir farklılık var. Dolayısıyla diyor ki cezim halinde veya emir halinde cezim halinde veya emir halinde olanları iptal etmez Ebu Amr. Mesela burada çok güzel koymuş. Ve heyyi mesela. Ve heyyi, heyyi hazırla demek değil mi? Hazırla. Emirdir. Oradaki hemze sakindir ama iptal etmez. Niye? Çünkü asıl itibariyle o hemze sakin değil normalde. Sonra emlem yünebbe mesela. Emlem yünebbe. Ha bunun istisnaları olabilir mi? Olabilir yani. Onda bir şey diyemem şimdi. O kadar kafamız böyle çok zengin değil o noktada. Ama şu anda görmüş oldum mesela. Mânensah. Biz bir ayeti neshetmeyelim değil mi? Mânensah min ayetin evnün siha veya unutturmayalım. Orada ne var buna göre? Evnense'ha var. Nünsiha idi aslında. Y düştü. Asım okuyuşunda nünsiha oldu. Değil mi? Ünsi, nünsi. Şimdi buna göre de ense'u, nense'u idi. Ne oldu? Min ayetin ev nense'ha. Ha unutturmayalım. Böyle bir ayet. Değil mi? Ev nense'ha veya geciktirmekle alakalı. Bu da cezim illetiyle ne olmuş? Sakin olmuş hemze. Pekala. İşte bu hemzeleri Ebu Amr ibdal
Etmez. Ama normalde ve külle hemzün sakinin dedi bak baştan. Bütün hemzeleri, sakin bütün hemzeleri iptal eder. Ama bunlar hariç. Cezim ve efendim emir olmak sebebiyle kendine sükun gelmiş olan hemzelerde bunu yapmaz. Sonra devam ediyor. Mü'saletün ve keda keda dedi. Keda yine aynı böylece ibdal etmez. Yani mü'saletün. Beled suresindeki mü'sade kelimesi. Ri'yen kelimesi. Meryem suresindeki etâten ve ri'yâdaki efendim ri'yâ diye orayı ibdal eder mi? Ediyor mu? Etmiyor. Evet. Pekala. Sonra ve tü'vî başka ve tü'vî ileyke men teşâ Ahzab suresinde yine aynı şekilde. Sonra devam ediyor. Ve lifâ fi'lin kelimenin faul fiilinde olan ama sivel iva iva babı hariç iva babı hariç yani ve ye maddesi üzerinden efendim fe'vu gibi me've gibi olanlar hariç olmak üzere faul fiilinde olmak şartıyla el ezraku ezrak hazretleri ibdal etmiştir ilk defa bunları yani böyle seç diyor etbe'a vaktara böyle seçti, böyle beğendi, böyle aldı. Ezrak'ın kaidesi nedir kardeşim burada demek ki? Faal fiilinde olmak şartı var ama illa iva babı hariç. Yani fe'bu gibi, işte me'vahum gibi yerler hariç. Bunlarda ibdal yok. Sonra ve İsbahani, İsbahani Hazretleri Ezrak'ı anlattıktan sonra İsbahani ne yapıyor? Mutlakan, mutlak olarak ibdal eder. Faal fiiliymiş, aynel fiiliymiş, lamel fiiliymiş. Hepsini iptal eder ama diyor ki la şunu iptal etmez. Bununla şeyleri var, istisnaları var. Etmez diye. Ke'sü, lü'lü'en. Şimdi bu ifadeleri mana vermeye gerek yok. Kelimeler bunlar arkadaşlar. Bakın kelimeler, Eyyub Aleyhisselam, kelimeler bunlar. İlk defa ihtara diyor hocam, seçti. Yani kaidesi böyle oluştu diyebiliriz ona. Vel isbahani mutlakan. İsmihani mutlak olarak bunu yapıyor. İbdali la ke'sü. Ke'es kelimesi hariç. Lü'lü'en hariç. Verra'sü hariç. Ri'yen hariç. Be'sü hariç. Tü'vi kelimeleri hariç. Ve mâ yedî'ü min nebe'tü. Nebbe yani nebe'tü. Nebe' babı dediğimiz hangi kelime gelirse gelsin. Ne gibi demiş? Efendim tü'vi de derken mesela me've, fe'vu bunları da almış. Tü'vi, tü'vihi hangi kelime, hangi lafızda gelirse gelsin. Ve mâ yecî'ü min nebe'tü. Nebbi'hüm, nebe'tükümâ, emlem yünebbe. Bunları da yapmaz. Heyyi, bunu da yapmaz. Ve ci'te, bunu da yapmaz. Ve kezâ kara'tü, yine ci'te deyince sadece bir ci'te kelimesi değil. Yani ci'te, ci'tümâ, ci'tüm, ci'ti ne geliyorsa İsmani bunları yapmıyor. İbdal dışı bunları tutmuş. Ve keda kara'tu aynı şekilde kara'tu kelimesi de yani kara'e köküyle gelmiş önümüzde bulunan ne kadar ibdal olmasını beklediğimiz kelime varsa bunları da yine aynı şekilde yani ikra da yapmaz takra'u'da da yapmaz, kara'nâhu'da da yapmaz sonuç itibariyle o kökten gelen bütün kelimeleri ne yapmıyor? İsbahani Hazretleri yapmıyor. İsbahani'nin genelde ibdal kaidesi akılda kalmaz kıymetli hocam. Biz bunu ne yapacağız? Şöyle bir kafayı oturttuğumuz zaman hangi kelimede var yok zaten belli. İfade şu. İşte bi'se kelimesinde var mı yok mu? Bi'se kelimesinde var mı yok mu? Say ve isbahani mutlakan bak şimdi. La ke'su ve lü'lü'en ve ra'su ri'yen be'su tü'vi ve mâ yeci'ü minne be'tü heyyi ve ci'te ve kezâ kara'tü. 10 tane kelimesi var topu topu yok. Demek ki bi'se de varmış. Bu kadar. Yani oradaki o vel İsbahani mutlakandan ve kele kara'tü'ye kadar iki mısra var ya orada. Evet. Onu ezberle İsbahani'nin kaidesi kafanda. Bu kadar. Çok basit yani. Evet. Pekala. Devam ediyoruz. Vel külle. Vel külle. Yani Ebu Cafer Hazretleri İster Ebu Amr'ın istisna ettiği veya etmediği veya diğerlerinin istisna ettiği veya etmediği ne kadar efendim sakin hemze varsa hepsini ibdal eder. Sıradan.
Ebu Cafer'in böyle bir şeyi var yani, sınırsız bir ibdal kaidesi uygulaması var. Demiş ki yani enne Ebu Cafer'a yubdilu kulle hemzin sakinin mestetnahu Ebu Amr ve gayruhu ve ma lem yestetnahu. İster istisna etsinler, ister istisna etmesinler, Ebu Cafer hepsini düzden iptal. Evet. Ama yine de bunda bir şey geliyor. Ma hulfi nebbi'na. Evet. Fakat Yusuf suresinde geçen nebbi'na bi tevilihi de ne yapmış? Huluf söz konusu olmuş. Ondan sonra velen yübdele. Ama şunları ibdal etmez yine de. Enbi'hum ve nebbi'hum iden. Evet. Enbi'hum bi esmaihim Bakara suresinde. Bir de Hicr'de ve nebbi'hum kelimelerini, bir de Kamer'de de geçiyor bu malum. Efendim bu iki kelimeyi ibdal etmez. Yani topu topu iki tane ibdalde istisnası var. Ebu Cafer'in enbi'hum ve nebbi'hum kelimeleri, nebbi'nada da hulfu olduğu söylenmiştir. Ve nebbi'hum iden dedik hocam. Bu takdirde diye mana veririz. Ne türlü bir şey oluşur orada onunla alakalı? Yani nebbi'nada hulfu vardır. Efendim enbi'hum ve nebbi'hum kelimelerini bu haliyle beraber ibdal etmez. Bu takdirde ibdal etmez demektir. Bu takdirde ibdal etmez. Evet. Vafaka, şimdi geçti muvafakatlara. Baştan Ebu Amr'ın kaidelerini anlattı. Değil mi hocam? Ondan sonra ezrakla alakalı bir kaide söyledi. İba, baba, hariç, faul, fiilin hepsi dedi. Ezrakla alakalı. Ondan sonra İspani ile alakalı 10 kelime saydı, onların haricindekilerin tamamını yapar dedi. Ebu Cafer için 3 kelime saydı, onların haricindekiler, bir tanesi hulufle gerçi. 2 tanesi hiç yapmıyor. Geri kalan her yeri yapar dedi. Yani ittifak, şöyle söyleyelim, her bir imamı ele almış oldu yani iptalcileri. Ondan sonra şimdi muvafakatları söylüyor. Kim kime nerede muvafakat ediyor? Vafaka fi mütefikin bir hulfi ber. Ber, kalun değil mi? Kalun oluyor. Kalun ne yaptı? Hulufle mütefikin kelimesinde müfret veya cemi demiş. Burada şerhte güzel bir beyan, bir ifade var burada. Bu kelimelerde kalun hulufle muvafakat ediyor. Yani mütefikat veya mütefikete ehvel, mütefikete ehve gibi. Anlaşıldı hocam. Ve zi'bu, zi'b kelimesi, bunda muvafakat var ibdalcilere. Mesela zi'bu kelimesinde İspani var mı yok mu mesela? Var. Niye? 10 kelimede yok çünkü zi'b kelimesi. Şey var mı? Ebu Cafer var mı? O da var. Çünkü 3 tane kelimesi var onun hariç, geri kalmış. Geri kalanların içine girmiş bu. Efendim, ama normalde ezrak burada yok, doğru mu hocam? Faul fiilinde olması lazım çünkü ki harfin. Ama diyor ki zi bu kelimesinde canihi, ezrak vardır. Ezrak vardır. İsbahani de vardı şimdi burada. Dolayısıyla burada cim var diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Rava, bir de rakal. Yani ezrak, rakal buraya katılmışlar. İşin içine İsbahani'yi de katmış olursak cerhal olmuş oldu burası. Cerhal. İbdale muvafakat etti. El-lü'lü'ü, lü'lü kelimesinde ibdalde kim muvafakatta? Sar. Ebu Bekir. Yani Asım da el-lü'lü'ü diye ne yapmış? Demek ki ibdal okumuş hocam. İster lam-ı tarif, lam-ı tarifsiz gelmiş fark etmez diyor. Böylece Ebu Bekir de katılmış oldu. Sonra ve bi'se bi'rin, bi'se bi'rin kelimelerinde cüd. Kim var? Yine aynı şekilde ezrak da katılmış oraya. Versin ezrak tarikiyle. Çünkü cüd denince ne demişti daha önce de? Kaide gereği, kaide usul yerinde eğer cim dersen ezrak anla. Zaten ezrak anlıyoruz. Bi'se bi'rin kelimelerinde ezrak var. Ve ru'ya feddagim, ru'yan kelimesini, hepsini yani demiş bak, küllen hepsini idgam et. Yani ru'yake, ru'yaye, ru'ya, bunların her birisini senen, Ebu Cafer için ne yapacaksın? İbdal edeceksiniz demiş kıymetli hocalarım. Evet, ibdal edin. Sonra ri'yen bihi thâvim mülim. Ri'yen bihi thâvim mülim. Bu Ebu Cafer için bütün
Rü'yaları idgam et dedi. Ama ri'yen kelimesi var bir de. Bunda da aynı şekilde idgam vardır. Meryem suresinde idgamla okur kim? Bihi kalun. Thamin Ebu Cafer. Mülim. İbn-i Zekven Hazretleri. Bu üçü demek ki esâfen ve riyyâ şeklinde okumuşlar. Evet. Mü'sadetün bil hemzi. Mü'sade kelimesini hemze ile okur. Mü'sade kelimesini hemze ile okur. Kim? An feten hime. Ayın feten fekal himen haya. Değil mi arkadaşlar? Ayın feten himen. Evet. Hem hafs var. Feten fekal himen. Mü'sadetün kelimesini. Mü'sadetün Beled suresinde. Demek ki Beled suresindeki mü'sadetün kelimesini ayın fekal haya dışındakiler ne okuyor? Mü'sade okuyor. Mü'sade. Evet. Dı'za dera. Dı'za kelimesini yani dı'za kelimesini hemzeyle okuyan kim? Dera İbn Kesir. İbn Kesir'in dışındakiler mesela biz de İbn Kesir'in dışında kalıyoruz. Nasıl okuyoruz? Dı'za okuyor ve tilki iden kısmetün dı'za değil mi? Dı'za. Sadece dı'za okuyan kim? İbn Kesir. Ye'cucu me'cucu nema. Hatta idâ fütuhat ye'cucu mesela. Değil mi? Ye'cucu me'cucuyu hemze ile okuyan nema, nun'un dışındakiler ibdal ile okurlar demektir. Vel fâ'e min nahvi yu'eddih. Yu'eddih benzeri olan, faul fiilinde hemze olan, yu'eddih benzeri olan kelimeler. Yani yu'e, dikkat edin, ötreden sonra üstünlü gelmiş. Ötreden sonra üstünlü gelen bu türlü kelimeleri ebdilü ibdal et. Kim için? Cüdsik. Ezrak ve Ebu Cafer için ne yapacağız? İbdal edeceğiz. Ezrak ve Ebu Cafer için. Evet. Mesela yüeddih dedi diyor. Faul fiili demesi sebebiyle Fuad'ın bundan ayrılmış oldu. Çünkü Fuad kelimesi kelimenin kendisi zaten Fuad, kalp anlamında. Fuad ama yüeddih kelimesi öyle değil. Yüeddih kelimesi öyle değil. Edda yüeddih'den geliyor. Yüeddihi ilek. Dolayısıyla orada ne var? Faul fiilinde olduğu anlaşılıyor zaten hemzenin. Ama fuat'ta öyle değil. Fuat'ta zaten resmen aynı fiilinde. Çünkü kelimenin kendisi o. Evet. Lamel fiilinde de olmaz. Mesela küfüen. Ötreden sonra üstün. Küfüen olmaz. Niçin? Küfüen de kendisi zaten belli. Yani kelimenin kendi yapısı o. Evet. Yüeyyid. Yüeyyid kelimesinde ne olacak peki? Hocam ebdülü cüytik dedik. Yüeyyid. Yüeyyid kelimesinde hulfü hulf. İ'nin nesi var? Yani Ebu Cafer'in İ'sinin hulfü var. Evet. Ve yübdelü ibdan edilir. Lil İsbahani, İsbahani için ibdan edilir. Ma' Fuad'in, Fuad kelimesi. İsbahani burada ibdaldeymiş ama gördük mü? Evet. Nerede olursa Fuad'eke, Fuad, Fuad'u bunların hepsini İsbahani ne yapmış? Demek ki ibdal etmiş. Evet. Yani yine ithafta bunu bulabilir miyiz? Buluruz diye düşünüyorum. Mesela Hud suresi 120. ayet demiş. Evet mesela. Ve kezalike ebdele hemzete fuadeke vâven meftuhaten ve kezâ fuad bi subhan İsra suresinde İsbahani çok güzel bak burayı ibdal etti diyor. Ama وَلَمْ يُبْدِلْهُ الْاَزْرَقِ Ezrak bunu ibdal etmedi diyor. İbareye dönüyorum. Pekala. Yani Hud suresinin mesela 120. ayeti kerimesindeki olan yer burada belli edilmiş var. Vel fa'e özür diliyorum. Fuat kelimesini İspani için ibdal et. Ondan sonra illa ancak müezzinun müezzinin kelimesinde ibdal yok. Müezzin kelimesinde ibdal yoktur. Evet. Müezzin kelimesinde ibdal yoktur. Ve ezrakun, ezrak ibdal eder. Neyi ibdal eder? Yani normalde fuadın kelimesinde yapıyor. Müezzinin kelimesinde de yapmayı bekleme diyor İsbahani için. İlla müezzin. Müezzin de yapmaz demiş. Ve ezrakun ezrak liella demiş değil mi?
liyella'yı ibdal etti. Yani liyella, liyella okudu. Ondan sonra Ezrak böyle yaptı. Ve şani eke, ve şani eke, şani eke kelimesi onun yani inne şani eke, şani yeke böyle biter. Ondan sonra A'raf suresindeki ve izâ kuri'el Kur'anu yu ve izâ kuriye şeklinde. Ondan sonra nübevvi, lenübevvi ennehum, lenübevvi ennehum. Üstühzi'e mesela, ve lekad istühzi'e. Tabi ve lekaddud da okuyor orayı o. Ve lekad istühzi'e. Bâb-ı mi'eh, mi'eh bâb-ı. İster mi'etun, mi'etani, mi'eteyni fark etmez. Ondan sonra fi'etun. Aynı şekilde bâb-ı mi'eh, fi'eh demiş. Yani fi'eh bâb-ı da aynı şekilde. Fi'etun, fi'eteyni, fi'yeteyni, fi'yetun. Bunları da ibdalle. Ve kâdiyeh, kâdiyeh kelimesini aynı şekilde. Yani ister muarraf, ister münekker, ister lam-ı tarifli, ister lam-ı tarifsiz fark etmez. Bunların hepsini bir de ria, ria demiş. Yani ria en-nasi var ya, ria en-nasi. Devam ediyor hocam. Yubatti'en, bir de Nisa suresinde son olarak le yubatti'enne. Burasını kim yapmış? Sübh Ebu Cafer Hazretleri ibdalle okumuş. Bak yukarıdan oradan itibaren kaç tane kelime saydı? Ve şaniyeke, uri, nübevvis, tühziye, bâb-ı mi'e, fi'e ve kâti'e, ri'e, yubatti'en, toplam 9 tane kelime saydı hocam. 9 tane kelime Ebu Cafer'e özel. Evet, normalde sakin hemzelerin ibdalinden bahsediyordu. Şu anda harekeli hemzelerin ibdalinden bahsediyor. Ve ezrakun li'ella. Ezrak da sadece bir tane bıraktı. Li'ella, li'ella. Ve şaniyekeden itibaren saydığı kelimeler, 9 tane kelime Ebu Cafer Hazretlerine ait. Sonra diyor ki ve hilafu mevdi'en. Ama Ebu Cafer Hazretlerinden mevdi'en kelimesinde huruf de vaki olmuştur. Yani sadece sakin hemzelerin ibdali yok arkadaşlar. Aynı zamanda harekeli hemzelerin nesi var? İbdali var ki işte şu anda harekeli hemzelerin ibdalinden gidiyoruz. Ve hilafu mevdi'en. Tevbe suresindeki mevdi'en kelimesini mevdi'en şeklinde Ebu Cafer Hazretleri ne yapmış? Hulüfle ibdal etmiş. Ve İsbahani, evet, İsbahani Hazretleri ne yapmıştır hocam? Kâle, evet, vehve İsbahani, evet, vehve o kâle, yani kâle, kâle dedi anlamında aslında kâle. Neymiş hocam? Hasiyen. Hasiye, müli ve naşiye. 3 tane kelime sayıyor İsbahani için. Anlaşıldı mı? 3 tane kelime. İsbahani'nin harekeli hemzelerden ibdal ettikleri bunlarda. Yine geride geçti birkaç tane. Hangi kelimeler? Hasiyen ve huve hasir mesela. Müliyet. Müliyet, müliyet. İnne naşiyetel leyli, inne naşiyetel leyli. Kimin bunlar hep? İsbahani'nin kaideleri. Ve zade, ziyade ette, etti. Febi'ey bilfâ, bilâ hulfin. Yani febi'ey âlâ-i rabbikümâlar var ya, ama feyli olanlar. Feyli olanlar. Febi'ey, febi'ey. Böyle olursa hulüfsüz, ama ve hulfuhu bi'ey. Eğer sadece fe yok da bi'ey ile başlıyorsa, İsbahani'nin bunda hulfu vardır diyor. Biz ne anlayacağız buradan? Febi'eyyi âlâ gibi olanlarda İsbahani'nin febi'eyyisi var, ibdali var, hulufsüz. Ama fe yoksa, sadece bir eyyi varsa orada hulufle ibdali vardır diyoruz. Ve burada noktalıyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı ifadeler, istifadeler ikram eylesin. El-Fatiha.